Bizi İslam ile şereflendiren, gece ile gündüzün Rabbine hamdolsun. Hiçbir şeyin kendisinden gizlenemediği, kalplerdeki kelimesiz, hapsiz, insan psikolojisinden haberdar olan ve bunun tecellisinde etkin olan iyilik ve kötülük seçimini insanın cüz-i iradesine bırakarak sınayan, hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç olmayan Allah'a hamdolsun. Bizleri insan ruhunun temelindeki nötr olan iyilik ve kötülük yol ayrımında iyiliği seçmeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Bu iyilik ve kötülükler açılacak olursa İslam ile küfür, iman ile inkar, sıdk ile kir, hak ile batıl, adalet ile zulm, neticelerinin de birikimi olan cennet ile cehennem gibi iki büyük hakikate dönüştüğü görülecektir. İşte bizi yarattığı iyilik ile kötülük, hayr-ı şer seçiminde bize hayra uymayı nasip eden Allah'a tekrar hamd ederiz ki, bizi büyük hayır olan İslam için mücadele eden ve karanlığın askerlerine karşı aydınlığın askerleri yapmıştır. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mutlaka Atikan'dan, Talikan'dan, Afganistan'dan, Horasan'dan siyah bayraklılar çıkar ve İlya'ya, Kudüs'e kadar ne yapacaklardır? Hiçbir güç onları durdurmaz. Onlar Kudüs önlerine gelecek ve şehri yeniden Siyonizmin esareti altından kurtarıp Selahaddin Eyyubi gibi yeniden onu İslam'ın bir şehri haline getireceklerdir. Üzerindeki bütün o esaret zincirlerini kıracak. Allah'ın izni ve inayetiyle gerçek anlamda Mescid-i Aksa ve Kudüs'ü kurtaracaklar. Yoksa öyle sırtınızı İran'a, Şiilere bağlanmayın. Kudüs gücüymüş. Ya İran şeytan cumhuriyeti Kudüs gücü diye bir güç kurmuş. Bu hiçbir zaman İsrail topraklarında savaşmadı. Kudüs'ün etrafında bir roket bile atmadı. Irak'ta, Suriye'de, orada burada ümmetin evlatlarını katletti. Vahşet yaptı, cinayet yaptı. Kadınlara tecavüz ettiler. Irzlarına geçtiler, çocukları öldürdüler. Amerika ile çalıştılar, Rusya ile çalıştılar. Kafir Esad'la çalıştılar. Bütün yeryüzünün kafirleriyle. Vallahi billahi tallahi ben size açık ve net olarak söylüyorum. İran Şii Cumhuriyeti, Şeytan Cumhuriyeti deyince videolarımız engelleniyor. İran Şii Cumhuriyeti, emin olun ki Allah İsrail'le beraber çalışan, İsrail'in sürekli hile ve desteğiyle onu hedef gösterdiği bir oyundur. Bakın ben size bir kaide söyleyeyim kardeşlerim. Filistin Kurtuluş Örgütü İsrail ve Amerika ile anlaşıp 93'te bir Oslo anlaşması yaptıktan sonra kardeşlerim, ne zaman Hamas İslami direniş ve mukavemet hareketi İsrail'e bir eylem yaptıysa ve İslami cihat veya diğerleri yaptıysa direkt FKÖ'yü vuruyordu. Yani Filistin Halk Kurtuluş Örgütü'nü vuruyordu. Sürekli onu parlatıyordu. Ne zaman Filistin Kurtuluş Örgütü'nün işi bitti, Hamas parladı. Şimdi hangi cemaat ve grup orada eylem yapsa Hamas'ı vuruyor. Ne için? Onu popüler yapıyor, öne çıkarıyor. Emin olun ki şu anda bütün dünya emperyalizminin, özellikle NATO ve Amerika'nın İran'ı vurmasının sebebi onun Ruslar ve Çinlerle işbirliği yapıp onların adına ve hasebine ve nesebine çalışmasıdır. İnanın ki onlar İran'ın yıkılmasını, İran'ın dağılmasını, oradaki ayatullahlık sisteminin bitmesini istemiyorlar. Sonuçta kontrol edilebilen bir düşman her zaman kontrol edilemeyen düşmandan daha faydalıdır, daha iyidir. Yani bugün İran'ı şeytanlaştırıp, onunla savaşıp, onu zayıflatıp, onu güçsüzleştirip, elindeki nükleerini veya uzun menzilli füzelerine mani olduğu takdirde İran'ın çok güzel kullanılacağını iyi bilen devletler onu kullanırlar. Onun için yani sakın ha öyle Kudüs gücü kurmuşlar, biz Mescid-i Aksa'yı alacağız, Lübnan'da Hizbullah kurduk. Ya Allah rızası için yani Tüfeğli'nin söylediği güzel bir söz vardı Lübnan Hizb-ı Şeytan'ı hakkında. Diyordu ki ya siz Filistinler için Lübnan topraklarından bir roket bile İsrail'e atılmasına müsaade vermiyorsunuz. Siz şu anda İsrail'in bekçiliğini yapıyorsunuz, İsrail'i koruyorsunuz. Bugün Hamas İran'a teslim olduktan sonra, İslami cihat İranlaştıktan sonra o hareketlerin fonksiyonlarını yitirdiğinin farkında mısınız? Eski o direnişleri, o mücadeleleri, o halkı organize etme, İsrail'e karşı savaştırma bitti. Sadece İsrail Hamas'a saldırınca onlar da kuru sıkı füze, roketlerle karşılık veriyor ve sadece İsrail Gazze'yi yerle bir ediyor. O yüzlerce Müslüman kayıp veriyor. İsrail'de de birkaç tane yaralı, 2-3 tane bina çatlıyor. Onun dışında bir şey gerçekleşmiyor. Ama İsrail gıdım gıdım Mescid-i Aksa ve bütün Filistin topraklarını işgalini son sürat sürdürüyor. Bu da şunu görüyor, gösteriyor biliyor musunuz? İran'ın üzerinden Hamas'ın ve İslami cihat hareketini kontrol edilerek İsrail'e karşı bir direnişi önleme hile ve desisesinin açık bir delilidir. Onun için kardeşlerim
elinizden geldiği kadar Mehdi Aleyhisselam ve onun döneminde çıkacak olan siyah sancaklıları gerçekten vasıf ve niteliklerini bilmek lazım. Birileri ey İsrail seni yok edeceğiz demekle olmuyor. Yani tabiri caizse bir atasözü var, ısıracak köpek havlamaz. Havlıyorsa bu yalancıdır, hilebazdır, korkaktır. Sadece işine ne geliyorsa onu yapıyor. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Suudi Arabistan'da, İran'da tarih boyunca hep kafirlerle işbirliği yapmış iki devlettir. Biri selefilik adı altında telefili bu ümmetin içine yaydı. Hariciliği, dehşi ortaya çıkardılar. Vahşet ve cinayetlerle İslam'ın dünyadaki bütün itibarını bitirdi. İran'da bugün Rusya ve Çin'in Orta Doğu bekçisidir. Ve onlar adına Hürmüz Boğazı ile Kızıldeniz'i denetleyip petrol, ham madde, zenginlik bir şekilde bunun mücadelesi veriliyor. Ve kesinlikle bunların İsrail'e en ufak bir düşmanlıkları yok. Düşmanlıkları dillerinin ucunda. Tweetler İsrail'e, füzeler Müslümanlara. Tweetler İsrail'e, roketler bize. Tweetler İsrail'e, barmil bombaları bize. Tweetler ona, saldırılar bize. Yani tabiri caizse İsrail sadece ve sadece İran'dan tweet, biz de İran'dan mermi yiyoruz kardeşlerim. Başka bir şey değil. Onun için gerçekten Müslümanlar şunu çok iyi anlamalı ki, ahir zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıf ve niteliklerini verdi. Siyah sancaklılar, siyah bayraklılar mutlaka Kudüs'ü fethedecek. Kudüs'ün fethi Mehdi'nin zuhurunun açık bir alametidir. Bu Horasan'dan gelecek olan o siyah sancaklılar Allah'ın izni ve inayetiyle Mehdi Aleyhisselam'ın öncü orduları olacak. Hatta bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bugün Türkiye Anadolu coğrafyası Konstantin dediğimiz İstanbul mutlaka ikinci defa fetholunacak. Bu fethi Allah'ın izni ve inayetiyle Beni İshak'tan 70 bin kişinin önderliğinde olacak. Bunlar Konstantin'i fethedecek, İslam'ı Anadolu'ya yeri getirecek, hankim kılacak. Arkasından Allah'ın izni ve inayetiyle bir fitnenin zuhuru yani Deccal'in bugünkü İran coğrafyasından çıkıp İslam coğrafyasını işgale başlamasıyla beraber o insanlar bugünkü Amik Ovası, Hatay, Antakya bölgesine gelecek. Orada Mehdi Aleyhisselam'a katılacak. Onlarla siyah sancaklılar ve Allah'ın izni ve inayetiyle İsa Aleyhisselam'ın gökten inmesiyle beraber bu Müslüman mücahitler ne yapacak kardeşlerim? Mutlaka yani Deccal'e ve Siyonizme ve yeryüzünün bütün müstekbirlerine hakim geleceğini, hakim yani onlara galip geleceğini haber veriyor.